Şey, merak ediyorum önce. Böyle uzun bir CV yok bende. Biraz önce e, panelistlerin bayağı başarılı özgeçmişleri vardı. Tebrik ediyorum kendilerini. <laughs> ben de öyle bir şey yok. Şu okuldan mezun oldum 83 yılında. Ardından LASSA'da ve BEXA'da çalıştım. Sonra Tetra Pak'ta çalıştım. E, 97'den beri de kendi şirketim var. Holding olarak çalışıyorum. Şirketler topluluğu. <laughs> Kimse inanmıyor buna ama Hem onlar... bir önceki oturumla ilgili benim de bir iki ufak görüşüm var onları da paylaşmadan girmek istemedim kendi konuşmama koçluk ve mentörlük üzerine konuşuldu biraz önce ee, aslında bunun içine bir de öğretmenlik kavramını da ilave etmek lazım Hepsi gelişimle ilgilidir danışmanlığı da koyduk bu arada. Ben heyecanlı bir insanım. E, yönetim kurulu üyeliğini yaptığım bir şirket var. Orada da danışmanlık yapıyorum heyecanla. O yönetim kurulu başkanı bir gün bana dedi ki Mehmet Bey siz danışman değil, karışmansınız dedi. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ben böyle bir adamımdır. Heyecan duydum mu girerim topa. E, danışmanlığın ne olduğunu herkes biliyor. Öğretmenlikse Motomot bir şey öğrettiğimiz durumlardır ve kişinin gelişme sorumluluğunu üzerimize almayız. Yani ben öğretirim, giderim. Biliyorsunuz bugün ilkokul, ortaokul, lise herkes okudu. Öğretmenlerimizin tavrını herhalde biliyorsunuzdur. Anlatırlar, giderler. Öğrenme sorumluluğu kimdedir? Dinleyende. Hatta ne kadar öğrenip öğrenmedikleri sınavlarla test edilir. Koçluk ise bundan daha farklı bir şey. Şimdi eğer ben bir şirkette çalışıyorsam, bana bir eleman getirildiyse yeni, bu adamın performans sorunları benim de sorunum olacak. Eğer mesela Zeki Bey benimle beraber çalışıyor, Zeki'nin gelişmesi gereken bir takım yönleri var, eğer zeki o yönlerini geliştiremezse gönderdiğim eğitimlerde zekiyle ilgili şikayetler bana gelecek. O yüzden koçluk faaliyeti aslında sorumluluğun karşılıklı paylaşıldığı faaliyetlerdir. Mentörlükten bahsedildi burada. Onu da söyleyeyim. Mentör bir adamın adıdır arkadaşlar. Mentör diye bir adam var. Duydunuz mu daha önce bilmiyorum. Alkimus'un oğludur. Asposis'in de oğlu olduğu söyleniyor ama onu bilemiyoruz. Alkimus veya Asposis'in oğludur. Truva savaşlarında Kral Odiyesus gelmeden önce Çanakkale ve Truva'ya oğlu Telemakus'u en güvendiği arkadaşı mentöre emanet eder. Der ki bundan bir tane daha yap senin gibi olsun.'' O da der ki ben bir taneyim başka olmaz. Ama şunu yapabilirim. Oğluna yaşadığım tecrübeleri aktarabilirim. O bu tecrübelerden yola çıkarak kendine bir yön çizer. Mentörlük işinde öğretmek ya da geliştirmek yoktur. Aslında koçluk faaliyeti bana göre tamamen bir ayna tutma faaliyetidir. Kişi o aynada kendini görür. Koç denilen adam aynayı tutar ve hangi taraflarını geliştirmesi gerektiğiyle ilgili algılamayı kendisi yapar. Yoksa senin bu tarafın eksik, bu tarafın noksan, şöyle yapsan iyi olur, bunlar olmuyor. Bir resmin içinde göstermemiz lazım insanlara. Son dönemlerde bu lafı da çok yıprattık. Onu da söyleyeyim. Koçluk, koçluk, yaşam koçluğu eminim aranızda da vardır. X firmasına eğitime gittim. Yine bu koçluk moçluk muhabbetleri açıldı. Bir kız böyle yaptı. Hocam benim de doğum koçum var. Dedim ne doğum koçu? Ebe. Yani <laughs> doğum koçu mu olur? Fakat koçluk faaliyeti nereden çıktı? Ben size onu da söyleyeyim. Koçluk faaliyeti aslında yalnızlaşan toplumların işidir abi. Samimiyetimle ifade edeyim. Biz çocukken Yaşı, ben 53 yaşındayım, Yaşa ba bana yakın olan pek kimse yok herhalde. Mahallelerde büyüdük, sokaklarda büyüdük. Ve o mahallelerde bize yol, yöntem öğreten abilerimiz vardı. Racon kesen adamlar vardı. Ve biz onlardan öğrendik nasıl davranmamız gerektiğini. Mahallenin kızına bakmamamız gerektiğini. Onlar bize yol, yöntem öğrettiler. Ve Türkiye'de de sakilik diye bir kavram vardır mesela. Masada saki ne yapar? içkiyi koyan adam değildir. Masanın adabını yöneten adamdır Saki. Kimin ne kadar içmesi gerektiğini bilen adamdır. Sapıtan adama rakıya devam etmez, keser. O yüzden aslında faaliyetin doğasında biraz böyle başkalarının yaptıklarını gözlemleme ve onun içinde kendini görme faaliyeti vardır. Yetenek denilen adam kimdir ve nasıl yönetilmelidir? Kapasite, Yetkinlik ne derseniz deyin. Kabiliyetler bazı insanlarda yüksek midir? Evet. Bazı insanlarda yüksektir. Herkes Messi değil, herkes Ronaldo değil kardeşim. Bazı insanlarda bu kapasite yüksek. Peki bazılarında bu kapasite sınırlı mı? İsim vermeyelim futbolculardan. İkinci boyutumuz şu. Özveri aidiyet, başarma arzusu, sorumluluk duygusu bazı insanlarda yüksek midir? Evet, bazı insanlarda çok yüksektir. Aslan'dan Erdem Bey var. Ben biliyorum onlarda özveri çok yüksek. Varlığım Aslan varlığına armağan olsun. Ama özverisi çok düşük olan insanlar da var. Bugün Aslan, yarın Kassan, olayımız profesyonel. Şimdi bizim buradan çıkardığımız dört tip adam var. Bir insanda özveri, başarma duygusu yüksek, kapasitede yüksekse ben bu adamlara kartal diyorum. İş ver, unut gitsin. Aynı kapasiteye sahip ama aynı özveriye sahip olmayan insanlar var. Bunlar köpek balığı, kan kokusuna giderler. Bazı arkadaşlar var özverileri çok yüksek. Öz vereceğim, öz vereceğim. Baba ne vereceğim? Bunlar da yük taşırlar koyarsın sırtına hıbıdık gıbıdık gider. Bazı arkadaşlar var ne kapasite var ne özveri var. Bunlar da öküz. Bulunduğu yerde katli vaciptir. Ama bazen hediye olarak gelir bir süre bakmak zorunda kalırsın. Oradan buradan bir çakarlar adama derler süper yetenek. Yapma be. Şimdi burada yeteneği yöneten adamın çok zorlandığı unsur ne biliyor musunuz? Şu farklılıkları da yönetemiyor. Ve ortak muameleyi çok seviyor. Ortak ademe yöneticilerin içine düştüğü en büyük travma bu. Ama şunu da söyleyelim eşit olmayan insanlara eşit davranmaktan daha büyük eşitsizlik olamaz. Ne yapıyor biliyor musunuz? O grubun içinde yetenek var, yok, kartal var, köpek balığı var, onun farkında değil. Öküzün yaptığı bir hata yüzünden topluyor, dördüne birden ortak fırça kayıyor. Şimdi bakınız bu fırça seansından sonra kartal eve giderken ne diyor? Allah kahretsin, dişimi tırnama taktım, çalışıyorum. Şu muameleye bak. Köpek balığı ne diyor? Ulan diyor bu şerefsizin yüzünden yedik fırçayı gammazlayacağım ben bunu diyor. Eşek eve gidiyor perişan olmuş karıcım diyor bağırıyorlar çağırıyorlar. Her gün bir gerginlik içindeyiz. Atılacağız mı satılacağız mı? Öküz ne diyor? Ulan diyor genel konuştuklarına göre tek kelek ben değilim herhalde. E şimdi buradan kimse ders alıp gitmiyor abi. Yani burada bırakın yetenek yönetmeyi önce insan yönetmeyi öğrenmek lazım.